Arkadaşlar merhaba. Bugün Google Ads arama ağı reklamlarında oldukça önemli bir unsur olan reklam başlıkları ile ilgili fikirlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Google Ads arama ağı reklamlarında nasıl başlıklar oluşturmalısınız? Nasıl etkili başlıklar oluşturursunuz? Bunları size bir örnekle anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Google Ads arama ağı reklamlarında duyarlı reklam kullanmamız öneriliyor. Duyarlı reklamlarda 15 tane başlık ekleyebiliyoruz ve Google bunlardan en ilgili olanlarını bir kombinasyon yapıp ziyaretçilere gösteriyor. Öncelikli olarak Google kelime reklamları için bilmemiz gereken önemli 3 unsuru sizlere sıralayayım. Öncelikli olarak başlıklar 30 karakteri geçmemeli. Yani 30 karakter limitiyle etkili, ilgi çekici ve özgün başlık oluşturmalıyız. Reklam için tanımladığımız anahtar kelimeleri mutlaka başlıklarımızın içinde barındırmalıyız arkadaşlar. Şimdi benim örneğimde doğal zeytin ve organik zeytinyağı kelimeleri olan bir reklam örneğinde nasıl başlıklar eklemeliyiz? Öncelikli olarak ürün veya hizmetlerinizi göstermeniz lazım bu alanda. Örneğin Ayvalık'tan organik zeytinyağı diye bir başlık ekledik. Hem ürünümüzü anlattık hem bölgemizi gösterdik. Ürünümüzün tamamen organik olduğunu burada gösterdik. Ve yerel üreticiden doğal zeytin gibi bir başlık daha ekledik. Burada arkadaşlar anahtar kelimelerinizi başlıklarınızda kullanmanız çok çok önemli. Kalite puanındaki reklam alaka düzeyini iyileştirmek, yüksek tutmak için biliyorsunuz kalite puanınız ne kadar iyi olursa reklamlarınız o kadar verimli olacaktır arkadaşlar. E-ticaret yapıyorsanız online kelimesine vurgu yapmanızı öneririm. Online zeytinyağı satışı gibi ya da Ayvalık'tan kapına zeytinyağı gibi. Gönderim ve teslimat seçeneklerini göstermenizi öneririm arkadaşlar. Örnek olarak bunlar tüketiciler için önemli değerler. Evet, koşulsuz 15 gün iade ya da ücretsiz ve aynı gün kargo gibi. Avantajlarınızı ortaya sunmanızı öneririm. Tamamen saf, organik, zeytinyağı gibi. Sağlık vurgusu yapabilirsiniz. Bu örnekte sağlıklı doğal besinler gibi. Bir de doğal zeytini geçirelim. Ege'den olduğunu belirtelim gibi. Promosyonlarınızı göstermek tıklama almanız için oldukça önemlidir. Bu da sizin beklenen tıklama oranınızı yükselteceği için yine kalite puanınıza olumlu etki edecek başlık çeşididir promosyonları göstermek. Örnek olarak bugün özel %25 indirim gibi ya da şu da bir iyi başlık olabilirdi. İşte 3 adet alana 2 adet bedava gibi. Fiyat ve ödeme seçeneklerini sunmanız da oldukça yararlıdır arkadaşlar. Doğru başlıkları oluşturmakta. Örnek olarak 99 liradan başlayan fiyatlar gibi bir başlık girmiş olduk. Harekete geçirici mesajlar kullanmak Google reklamlarında oldukça önemlidir. Bu da beklenen tıklanma oranını arttırabilecek bir değerdir. Örneğin buraya gibi bir başlık girebiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar reklam gücü de buradaki simülasyonda iyi hale geldi. Doğru açıklamaları da girdikten sonra bu reklam gücü mükemmel olacak. Tekrar üzerinden geçmemiz gerekirse arkadaşlar reklam başlıklarımızın anahtar kelimelerimizi yani reklama tanımladığımız anahtar kelimeleri barındırması çok önemlidir. Her anahtar kelimeyi başlıklarınızda geçirmeyi unutmayın. Ürün veya hizmetlerinizi göstermeyi, ne olduğunu ifade etmeyi başlıklarınızda açıklamaya çalışın. E-ticaret siteleri için online kelimesi oldukça önemli. Kullanın. Gönderim ve teslimat seçeneklerini sunun. Avantajlarınızı ortaya koyun. Yani sizi rakiplerinizden farklı kılan özellikleri ortaya sunun. Ve promosyonlarınızı göstermeniz arkadaşlar oldukça önemli. Ödeme konusunda yani çeşitler sunuyorsanız yani taksitli vesaire bunları da başlıklarınızda geçirebilirsiniz. Ve harekete geçirici mesajlar oldukça önemlidir başlıkların iyi olması için. Burada arkadaşlar başlıklar kalite puanına doğrudan etki edeceği için anahtar kelimeyle uyumlu olmasına ve beklenen tıklama oranının yüksek olabilmesine dikkat edin. Bunun için de etkili, benzersiz ve ilgi çekici, harekete geçirici başlıklar oluşturmaya çalışın arkadaşlar. Kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.